İbrahim Saraçoğlu lahana küri ile zayıflama yöntemleri. Doğal ürünlerle zayıflama adına alternatif tıp alanında isim yapmış ve bu alanda piyasaya oldukça başarılı tarifler sunmuş olan isimlerden bir kuşkusuz ki İbrahim Saraçoğlu'dur. Kendisinin bugüne dek pek çok sağlık problemi için piyasada satılan ve doktor kontrolünde kullanılabilen ilaçların yanında vücuda her açıdan fayda sağlayacak ürünlerle alakalı olduğu konu hakkında çok başarılı sonuçlar doğuracak kürlerin kullanımını yaygınlaştırdığı ve bu çeşit çeşit kürlerle kullanıcıları istedikleri mutlu sona ulaştırdığı bilinmektedir. İbrahim Saraçoğlu, zayıflama kürleri adı altında piyasaya sürdüğü kürlerden birini de lahana kürü olarak tanıtmış. Böylelikle hem lahana kürü faydaları halk tarafından öğrenilmiş hem de bu kürü uygulayarak lahana kürü ile zayıflayanlar hem kilo verirken hem de lahananın pozitif etkisiyle vücutlarından zararlı toksinleri atma şansını yakalamışlardır. İbrahim Saraçoğlu'nun lahana kürü tarifi, bahsedilen kürün hazırlık aşamasında öncelikle bir adet taze beyaz lahana alınması gereklidir. Evde kolaylıkla hazırlanacak bu kür için ilk önce alınan bu taze beyaz lahananın yapraklarından 6 ya da 7 tanesi bütünden ayrılır. Bütünden ayrılan bu yaprakların ayrılma işlemleri yapılırken parçalanmamasına ve kendi bütünlüğünden bir parçanın kopmamasına özen gösterilir. Daha sonra geniş bir kabın içerisine yarım litre miktarında su eklenerek bu su kaynamaya başlatılır. Suyun kaynaması sürecinde bu yapraklar kaynar suyun içerisine atılarak 3 dakika boyunca kaynama süreci geçirmesi sağlanır. 3 dakikanın ardından yarım bal denilecek miktarda taze maydanoz da eklenen tencereye bir 3 dakika daha kaynama süreci eklenir. Yani bütün malzemeler toplam 6 dakikalık bir kaynama sürecinin ardından kür için hazır hale gelmektedir. Kürün kullanım aşamasına geçildiğinde ilk olarak kürü hazırladığınız günle birlikte 5 gün boyunca her sabah ve her akşam bir su bardağı miktarında ister aç şekilde ister tok şekilde bu kürden içilmesi önerilmektedir. Bu 5 günün ardından kürün kullanımına 3 günlük bir ara verilerek 9. günde küre tekrar başlanıp bir 5 gün daha yine sabah akşam bu kürü içmeye özen gösterilmelidir ve böylelikle kürün 10 günlük yeterli olan kısmı tamamlanmış olmaktadır. Vücuttan hem toksin atmaya hem de bağırsakta meydana gelebilecek olası bir kanser durumuna karşı doğal bir önleyici niteliğinde olan lahana kürü, bir yıllık süreç boyunca en fazla 3 ya da 4 kez uygulanmalıdır. Bu uygulamalar aşamasında da her gün lahana kürünün en baştan taze olarak hazırlanması önerilmektedir.